Merhaba, hayırlı günler, hayırlı pazarlar dilerim herkese. Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben sizin sayenizde, dualarınızın sayesinde bugün daha iyiyim. Maşallah. Hafif böyle bir sesimde şey kaldı. Ecucuk. Ama olsun. İyi olduğumu nasıl hissettim derseniz vallahi sabahtan beri ayağımda terliklerle temizlik yapıyorum. Hemen karşınıza bir şöyle başörtümü şey yapıverdim. Sadece değiştirdim. Evet. Ben Bayağı şahidim. bir evet, bayağı bir şöyle düzen yaptım, bir şeyler yaptım. Bu arada hemen videomuza başlamadan önce bizleri Instagram'dan takip etmek isterseniz Fulya Funda 88 yazıp takibe Evet, gelebilirsiniz. şöyle bir depoyu arkadan bir göstereyim de nasıl olduğunu. Bakalım suyuyoruz mu? Ha, bu, evet. Neredeyiz arkadaşlar bugün yine? Evet, Depomuzdayız. bizim meşhur depomuzdayız. Yani. Burası şu an anlatamam sizlere arkadaşlar. Buz gibi, yani buzdolabına girmişsiniz gibi. Önce baktım derece 16 derece. Evet, havalar soğuk olduğu için bir de ben kapıyı açmıştım. Evet. Kapımızdan hava gelsin diye. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Şu bölümümü gördüğünüz gibi baya bir şeylerimi çıkardım, çöpe attım. Dedim Evet. ki eskiyi atmazsan yenisi eve gelmez. Yufka sacım vardı, kocaman bir şey. Böyle şeyi yoktu, ayarı. 1-2-3 ayarı yoktu. Wow, bir yanıdır. Cayır cayır ya. Evet, düz ayarı vardı. O da yufkalarını çok hemen hızlı pişiriyor. İstediğin şeyde olmuyor. Dedim ki seni ben atayım. Çıkardım. Onu evetli ayırdık. Evet, onu attım. Şöyle benim bir sürü, vallahi görünüyor mu bilmiyorum. Pasta şeylerim vardı, böyle pasta koymaya. Hatta iki tanesi de yukarıda, içi dolu. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar, tanıtmıştı size. Bunları biz 1 euroya almıştık, sizlere göstermiştim. Bundan benim bayağı var. Bunların eski olanlarını, kenarında köşesinde bir şey olanları çöpe kaldırdım. Reklam et. Şöyle 6-7 tane bir şeyim kaldı. Temiz olanı değil mi? Evet, temiz olanı. Şöyle güzelce ayarladım. Burası boşalmış oldu. Burası zaten arkası full dolu biliyorsunuz. Bunları kaç Bakın. aldık? Bunları da size daha önce göstermiştim. Çok alanlar oldu. Bunların da tanesini şöyle Kaufland'dan Evet. birer euroya almıştım. Şu an sayısını bilmiyorum ama bayağı bir aldım ben o zaman. Evde de var diye. Tanesi bir euroya daha açılmadı bile. Ondan beri duruyor. Evet, arkada duruyor böyle. Çeyiz, çeyizlik hediye. Çeyizlik duruyor orada. Çünkü daha önce de borcam çok aldığım için evimde vardı. Orayı da hallettim, düzelttim. Hemen şeyimi yeniledim yine böyle temizlik ürünlerimi. Geçen gün Türk Bakkalı'na gitmiştik. Bunları arabalara, semiğin bizim arabaya yukarıya dağıttıktan sonra 3 tanesi de buraya Çok kaldı. güzel ama hakikaten de kokusu olarak yani gücü olarak çok güzel. Evet. Bir de böyle küçük olduğu için hemen pratik. At cebine götür. Atın cebinize götürün. Onları ayarladım. Evet. Ondan sonra birkaç tane şeyden çok varmış yalnız. Her gittiğimizde almışız Öyle farklı mi? farklı. Jöleler varmış. Şimdi evde uzun saçlı olduğu için lazım oluyor tabii. Aynen. Olsun. Şöyle aldık. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle bizim meşhur Didil'in diş macunları. Sizlere daha önce hep göstermiştik. Bakın gördüğünüz gibi paketi değişmiş. Bunların şeyleri, Evet. renkleri. İçeriği aynı. Fiyatı da aynı. Değişmemiş. Evet. Dişleri çok beyazlatıyor. Ucuza bir şey. 60'lı bir şey. 67 mi 69 Öyle mu? bir şeyi alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok zor Evet. oldu bunlar da. Şampuanımız. Diş macunları, şampuanlar, temizlik ürünleri. Burası böyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bahçemizin fındıkları. Dün akşam biz bayağı bir fındık kırdık. Kavurduk, birazını yedik, biraz yukarıda. Bunlar da böyle kalanlar. Hemen göz önünde olsun diye böyle bunları ayarladım. Arkada şeyler var değil mi? Daha neler var şeyler? Burası arkadaşlar bunların içi full dolu vallahi. Böyle karton görüyorsunuz ama bakın boş sanmayın. Hepsi dolu. Niye böyle bu kadar çok derseniz. Abo. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları Instagram'da bir Alman firmasına reklam yapmıştım. Onlar bana bunları göndermişti. Ben bunlara para vermemiştim. Daha bu YouTube zamanımızdan önce. Hayır, YouTube falan yoktu, Hiç evet. yoktu, yoktu, yoktu. O zaman Instagram'da 6 senedir falan varız herhalde. Evet. Böyle değişik değişik kalpli olanları, yuvarlak olanları, düz olanları hepsi bunların. Arkadaki en pahalısı galiba değil mi hanım? Evet, o bayağı bir şey böyle ya. Ne diyeyim sana? Alırca bir şey böyle. Hakikaten. Böyle Kırmızı mı? yapabiliriz herhalde. Abba. O Evet yüzden arkadaşlar. yani bu en şeydi arkadaşlar. Acayip alır bir şey. En pahalısı buydu vallahi bakın. Yalan söyleyeyim. 60 euro değerinde mi? 70 euro değerinde mi ne? Evet. Hepsinin de firması aynı firma. Şöyle Evet. gösterebilirim bakın. Bakın arkadaşlar bu firma zamanında yaptığımız reklam firma bu şey oluyormuş. BKK'lar falan var ya bu Almanya'da.
Onları yolluyormuş yani. O şu an yani nasıl desem sana, çocuk aldıramayacak şekilde alır. Her şeyi, kitapları bile içinde duruyor. Kullanma kılavuzu, şey kılavuzu. Hanım bu konu temizdir. Her şey temizliğine yerine koyar. Evet. Hatta şuraya koyayım da ikide bir eğilmeyeyim, böyle ayıp olmasın video karşısında. Doğru. Şöyle. Birazdan düzeltiriz. Bunlar o yüzden çok arkadaşlar. Ondan sonra bu bölümümüz gazlar. Gaz gittikçe biz alıyoruz. Gazlı ocağımız var. Bereket gazla benzin düştü gene. Evet, düştü. Hep alıyoruz. Ondan sonra burası böyle yine çips malzemelerimiz. Bunlar yenmiş hali. Yukarıyı da çıkardım böyle daha. Evet. Bunları böyle her şeye gittiğimde sizlere gösteriyorum. İndirime geldiğinde alıyorum. 6 tane almışım. Bir tanesini dolaba koydum. Her zaman kullandığımız zeytinlerimiz şöyle. Hatta bunun yeşili eksik. Şimdi fark ettim, ben var sanıyordum. Onu da en yakın zamanda alırız. Bir de alırız. Aynen. Arkası yağlar dolu. Orayı hiç açmayayım vallahi. Gördüğünüz gibi yağ dolu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz size gösterdiğimiz şeyi hakikaten alıyoruz yani. Alıyoruz, koyuyoruz. Evet. Hani görüyorsunuz yani, kandırmaca yok. Ne alıyorsak gösteriyor size. Aynen. Almadığımız hiçbir şeyi de yani. Hayır. Bunu aldık deyip de şey yapmıyoruz. Hayır. Başkasına şey yapmıyoruz yani. Biz ne yapıyorsa gösteriyoruz. Evet. Bunu aldık, buyurun bakın diyoruz. Bunları da zaten hep size video çekiyorum. Bunlar evet. Ucuzlukta ucuzlukta değil. Hep indirime geldiğinde dolduruyorum böyle. Evet. Ondan sonra makarna bölümleri, arkalarda şekerler. Arkadaşlar ton balıkla yalan söylemeyeyim, çok azaldı. Evet. Hakikaten acayip azaldı diye derseniz. Ama azaldı derken yine iki şey de var orada. Var da tamam diyor yani, eski hali kalmadı evet. Gülüm. Mesela ben pizza yaptığımda arkadaşlar ton balığını en az 5 tane açıyorum. Evet. Çünkü fazla yapıyorum. Bir tepsiye 2 tane şey gidiyor. Ton balığı gidiyor. 6 kişi olduğumuzdan şimdi da. Şimdi Melih de diyet yapıyor. Diyet değil de yani sağlıklı başlıyor. Evet. Ya suikanesi ton balığı dalatısı yapıyor. Hani funda açıyor. O aç derken. Çok fazla kullanılıyor. Çok aynen. Fazla kullandı hakikaten. Eğer bir daha ton balıkları indirime gelirse herhalde bir böyle yine 50-60 daha alırım yani. Alırız, rahat alırız. Şöyle bu gördüğünüz ton balığı komple, bir de ikinci sıra var orada arkada. Bir de yukarıda var. Onu görmüyorum, evet. Evet. Burası arka şey, arka bölümlerde daha sizin görmediğiniz bayağı bir şeyler vardı. Pardon, daha var, daha var. Vallahi çaylar. Ondan sonra küp şekerler. Bu arada şeyi söylemek istiyorum. Arkadaşlar yine şekerlere inanılmaz derecede zam gelmiş. İndirigandır yapmışlar arkadaşlar. Evet. İndirigandır yapmışlar, bir acayip. Bir kilo toz şekeri fiyatı 1 euro 49 olmuş. Evet. Sağ olun, geçen gün yazmışsınız. Sucukların fiyatlarını ortalama öğrendik. Ortalama Almanya genelinde sucuğun fiyatı 16 euro. Evet. Efe Paşa'nın. Ama biz o gün aldığımızda dediğim gibi indirimde 12 euroya almıştık. Evet. Eğer ben onları bitirinceye kadar muhtemelen yine indirim gelir. Yine alırız. Evet. Hepinize ben indirim olduğunda sizlere söylüyorum. Sizler bize söylüyorsunuz. Böyle anlaşarak biz gidiyoruz. Biz paylaşmayı seviyoruz bu konuda. Aynen. Yine aynı peynirlerim. Geçen gün bir takipçimiz yazmış. Bunun tam yağlı olanı varmış. Bir dahakine onu deneyin demiş. Teşekkür ederiz. Biz de bir dahakine alıp deneyelim bakalım. İnşallah. Bu seferlik bunu aldık böyle. 4 tane peynirim var. Ondan sonra... Yalnız Nutella'larımız kaç tane kalmış? 3, 6, 7. 7, 8'de bir tanesini eve verdim şimdi. Evet. Az kalmış diye. Bir indirime gelirse böyle 10 tane, 12 tane falan ya da daha fazla. Gene alırız ya. Aldığımızda gösteririz. Depomuzu eleştiririz. Evet. Herkes görür yani. Nutella aldığımız dair. Bunlar uzun süreli olduğu için tarihleri. Evet. Siz benim 10 tane dediğime bakmayın da, eşim çok alıyor yani. Onun da hakkını yemeyeyim. Ben 10 tane alırsam o tam tersi 30-40 tane alıyor. Ya ne yapalım? Şimdi arkadaşlar biz yiyoruz. Yiyoruz evet. Yani 6 çocuk tabii. 6 kişiyiz yani, yiyoruz yani, evet. Yemeyse yiyoruz, ne yapalım? Aynen öyle. Mesela bu fasulyeleri biliyorsunuz. Bu fasulyeler burası komple doluydu bakın. Evet. Sadece geriye kalan fasulyelerden bize 3-6-8 fasulyemiz kalmış. Çünkü gerçekten... İki tanesini açıyorum. Bol soğanlı yumurtalı yapıyorum. O yüzden az kaldı. Hep yiyor muyuz diye soranlara, evet yiyoruz. Çöpe atmıyoruz yani. Aynı şekilde bezelye havuçlarımız. Bakın böyle. Mantarımız. Hatta arkadaşlar şunu işte yokken almışım. Mesela bununla bunun kalitesi çok farklı. Lezzet evet. Olarak, kalite olarak. Bunlar bir numara. O yüzden hep bunlardan alın dedim. Şimdi arkadaşlar ben zamanında bunu reklama geldiğinde... Nutella'ya, yalan söylemiyorum, bir kere masada 90 euro ödedim, hatırlayayım bak. Evet, tek ödedik. Nutella'ya 90 euro para ödedim. Yani aldım, yani alıyorum. Niye? Toplu alayım, daha ucuz geliyor. Evet, Gouda peynirine de öyle yapmıştık. Kasada evet. 90 euro ödediğimizde, hatta Almanlar vardı, bize bakmışlardı 90 euro ödeyince. Yani, tek peynire o zaman 90 vermiştik. Yani biliyorsunuz ki depo tek bizde var. Böyle Almanya genelinde depo var.
Taklitlerine kanmayın. YouTube yapanlarında diyelim. YouTube'un taklitlerine kanmayın. Almanya tek... genelinde deyince yanlış işte, anlaşılma olmasın. Şu, kusura bakma yani. YouTube yapanların YouTube, arasında. Evet. Orijinal bizde var. Taklitlerine kanmayın. Tek orijinal biziz bu konuda. Evet. Yani ilk biz çıkarmıştık. İyi ki de yapmışız. Burası gördüğünüz gibi şöyle şurayı bir alayım da. Bunlar yine şeyler. Bakın. Aldi'nin şeyi çok güzel çıktı. Evet. Hakikaten. Bunlardan 6 paket almıştık. Sadece 2 tanesi kaldı. 3 tanesini yedik. Şurası spagetti bölümü. Bakın bir sürü varmış. O yüzden geçen indirimde 2 tane aldık. Şöyle şu markayı. Evet. O yüzden çok var yani. O var. Arkadaşlar bakınız. Şimdi bizim video saati, goma saatlerimiz belli. Ama yakın zamanda canlı ucuzdan haber almak istiyorsanız Instagram hesabını takip edin. Evet, Instagram'dan ben sizlere söylüyorum arkadaşlar. Gittiğim yerleri de gösteriyorum. Onu da aniden haber olursunuz. Evet, takip ederseniz hemen oradan gösteriyorum. Şöyle bir video sonrasında artık düzenleyelim. Evet. Hemen şu ekmeklerimiz. Bunlar gerçekten çok hayat kurtarıcı. Şöyle hemen hatta sabah da bunları kahvaltıya yapmıştım. Şöyle hemen alın koyun evinizde. Zaten bu 12. ayda çok Almanya genelinde fay ataklar oluyor. Evet. Şey yani fay atak. Dükkanların kapanması oluyor. Tatiller yani. Tatil günü oluyor. Tatillerde böyle alın evinizde bulunsun. Arka bölümünde de arkadaşlar bulgurlarım. Biraz herhalde yok diye her gittiğinde bulgur almışım. Almışız olmuşuz. Aynen bulgurları almışım. Şöyle ekmeklerimi de koyayım. Arkadaşlar video çok uzadı gene. Öyle mi? Evet 12 dakika olacak şimdi. Abi tamam. Sen kaptırdın karnını gidiyorsun galiba. Tamam vallahi o zaman hemen kapatalım videomuzu. Evet arkadaşlar. Burayı da gördüğünüz gibi burası benim bölümüm şöyle. Daha bu 12'den çok ucuzluk olur. Size daha çok haberdar ederiz. Evet. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hatta videolarımızı kaçırmayın. Büyük indirim tereyağları falan varmış. Ben sizlere onları da göstereyim. Evet tereyağı bombası geliyor haberin evet. Olsun. Bizleri şey yapmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Haberdar olursunuz. Hadi bakalım görüşürüz.